Merhabalar. Bugün size Flux 810 yazılımını nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi üst tarafta sekmeler var. İlk etapta aktar diyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra makine ayarlarını içeriye aktar diyoruz. Ben daha önceden aktardığım için burada listeyi göremiyorum. Şöyle birkaç geriye dönelim. Şöyle örnek olarak tümünü seç diyelim. Filtrede deyince bu şekilde makineler geliyor size. Bunların tümünü seç deyip PC'ye aktar dediğiniz zaman setupları bilgisayarınıza aktarmış oluyorsunuz. Yani basit bir şekilde setuplar bilgisayarınıza aktarılıyor. Evet, hepsi aktarıldı. Ondan sonra tanı verilerini içeriye aktar diyorsunuz. Yani diagnoz sonuçlarını içeriye aktar diyorsunuz. Aynı şey, burada da liste çıkıyor. Çıkan listeyi PC'ye aktar diyorsunuz. Aynı işlemi ben tekrar yapmayacağım. Yani netice itibariyle biraz daha geri gelip tümünü seçten, filtreleden veya şuradan tarih aralığından yapabiliriz. Tanı görüntülüğe de geliyoruz arkasından. Buradan aldığımız datalar şeyde, bende çok makine olduğu için farklı makinelerden aldığım datalar mevcut. Bir tanesini açayım size. Örnek amonyak kompresöründen bir ölçüm alınmış. Ölçüm de burada. Getirdiğimiz zaman burada sonuçları görüntüleyebiliyoruz. Ve nereden ölçtüysek de onlarla ilgili spektrumlar da karşımıza çıkıyor. Spektrumları bu şekilde zoomlayıp inceleme imkanımız da mevcut. Her ölçüm noktasındakiler ayrı ayrı görüntülenebiliyor. Sonra siz bu ölçüm sonuçlarını PDF'e aktar dediğiniz zaman kendinize bir yer seçiyorsunuz ve örnek verelim bir masa üstüne. Kompresör dedim, basit bir şekilde save ettim, tekrar aç dediğimde çıkan rapor açılmış oluyor ve bu raporda basit bir şekilde başlık, tarih, seri numaralar vesaireler, hangi noktalardan ölçüm yapıldığı, toplam titreşim değeri en yüksek nerede, hangi noktada çıkmış onu görüyorsunuz ve sorunlar. Sorunlar da bu şekilde karşımıza çıkıyor ve bütün grafikleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz hızlı geçeyim, hepsini böyle ayrı ayrı göstermeme gerek yok. Bütün grafikler böyle karşınıza çıkıyor ve de bu sorunlara niçin karar aldı, nereden karar aldı, hangi noktadan ölçtü, hangi gray spektrum çıktı, bunları da raporda görebiliyorsunuz. En son sayfada da yaptığınız ayarlar, yani hangi setuptaki makine burada var, oradaki özellikler, gücü, devir sayısı vesaire hepsi karşımıza çıkıyor. Bir noktadan daha bahsedeceğim size. Burada örnek veriyorum. Ciddi bir sorun bulmuş. Pompa, rotoru veya yatağı gevşek diye. Buna nereden karar vermiş? Şurada tıklıyorsunuz ve hangi noktadan ölçüm yapmış? Bakın şuradaki vibrasyon değeri yüksek çıktığı için buna karar vermiş. Tabii ki tek bu nokta değil. Bundan en sayıda noktalardan hangi noktalarda sorun yakaladıysa onları teker teker grafik üzerinde de görüntüleyebiliyorsunuz. Ve burada sorunlar diziliyor. Ciddiden en düşük seviyeye kadar bunları gözlemlemiş oluyorsunuz. Önerileri de görüntüleyebiliyorsunuz. Kullanımı son derece basit. Raporlaması son derece basit. İlerleyen zamanlarda da yedekler oluşturup buraya atabilirsiniz. Ayrıca dilini, tarih aralığı vesaire gibi ayarları da son derece basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.